Evet değerli hemşerilerim, değerli soydaşlarım, Kemal Hammut abimizi tanıyorsunuz, hatırlıyorsunuz daha doğrusu. Kemal abimizi bundan bir buçuk iki ay önce Suriye'den buraya getirmiştik. Suriye'de Türkmen kültürü programı çekerken Kemal abime denk gelmiştik. O bize bir video atmıştı. Daha sonra ben program çekerken gidip onun bir videosunu çekmiştim. Videomuz ses getirdi çok şükür. Kemal abimizin sesini devletimiz, ana vatanımız duydu. Ve Kemal abimizi Türkiye'ye getirmiştik. Tabii Türkiye geçmesinde büyük emeği olan Sultan Murat Tümeli komutanımız Fehim Reisa'ya teşekkür ederiz. Devletimize teşekkür ederiz. Evet. Kemal abimizin sesini duydular ve Türkiye'ye geçirmişlerdi. Biz sadece Kemal abimizi Türkiye'ye geçirmekle kalmadık. Onun hem geçici kimliğini aldık, buradaki resmi işlemlerini hepsini aynı günde yaptık ve gelip burada kardeşlerine teslim etmiştik. Evet. Daha sonra baktık ki Kemal abimiz ayakları tutmadığı için yerlerde sürünüyor. En azından ona bir de sandalye, elektrikli bir sandalye alalım. Hani onun bir ayağı olalım istedik. Bunun için birkaç girişimde bulunduk. İşte bazı hemşerilerimiz, Suriye'deki Türkmen hemşerilerimizden sandalye sözü verenler oldu. Fakat nasip olmadı diyelim. Yani emeğe geçenlerden hepsinden Allah razı olsun. Geçmeyenlerden de razı olsun. Söz verip de almayanlardan da Allah razı olsun diyelim yine de. Girişimlerde bulunduk. Birkaç iş adamımızla görüştük. Bazı sözler aldık bu sandalyeyi almak için fakat alamadık. En son hemşerimiz, kendisi Gaziantep'li, Recep Yılmaz, kendisi aynı zamanda Baraklı, benim de hanımın köylüsü sayılır. O sağ olsun Kemal abimizi izlemiş internetten. Ben bu kardeşimiz için ne yapabilirim dedi. Recep dedik biz de bu Kemal kardeşimize bir sandalye için uğraşıyoruz. Şu an bir sandalye almak istiyoruz. Ben alayım dedi. Ben de mutlu etti sağ olsun. Sağ olsun Allah razı olsun. Hemen bugün Ali abim de yanımda. Ali abiden gittik. Ali Böke kendisi de Antepli. Recep'le beraber iş yapıyorlar. Sağ olsun beni geldi evimden aldı. Beraber gittik sandalyemizi aldık. Ödemesini yaptık. Ve getirdik Kemal abimize teslim ettik. Kemal abimize hayırlı uğurlu olsun. Hepine güle kullansın inşallah. Recep kardeşimizin de hayrını kabul eylesin. Amin. Allah kabul etsin aracım. Ali kardeşim. Abimizden de Allah razı olsun. Allah herkese razı olsun. Eyvallah. Şeylere vesile olduğu için. Sağ ol. Canım Allah razı olsun. Ali abime de teşekkür ederiz. Evet. Recep abimize de teşekkür ederiz. Recep abim demeyeyim benden küçük çünkü. Recep kardeşimize de buradan kucak dolusu selamlar gönderelim. Çünkü Kemal abimize ayak oldu. Sağ olsun. Rahatlıkla artık bunu kullanabilirsin. Teşekkür ederim Recep abiden. Allah razı olsun. Yani. Amin. Antep'in Yavuzlar Mahallesi, Beydirli Mahallesi inişli çıkışlı yokuşludur. Biz bugün gittik. Bu arabayı biraz da yüksek motorla aldık. Hani motoru daha güçlü. Burada rahatlıkla artık Yavuzlar'da, Beydirler'de dolaşırsın. Çarşıya da gidebilirsin. Allah razı olsun herkesten. Peki senin duygularını da alalım. Senin dilinden duyalım. Allah razı olsun. Her emeği geçen beni buraya getirdiler. Allah sağ olsunlar, var olsunlar. Türkiye'deki yetkililerimize, Sultan Murat abim kardeşimize, bu Recep abime, Fehim komutanımıza, Fehim İsya kardeşime çok teşekkür ederim. Buradaki yetkililerime çok teşekkür ederim. Recep abime Recep Yılmaz abime çok teşekkür ederim. Beni bu sevindirdi. Allah da kendini sevindirsin. Kardeşim Ali'ye de aynı kezelik. Allah binlerde bin etsin kendileri. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok sevindim. Evet. Allah razı olsun bin kelle kendilerden. Benim için ne diyordun? Allah razı olsun Adil Bey. Ben ne istiyordum senden? Bir çocuk istiyordu, bir kızı olsun. Herkese dileği geçen Adil abime bir kız nasip etsin, bir dua yapın. Ben bir kızım olsun dedim, bana onun dua et dedi. Ben çok da dua ederim sana. Allah sana bir kız versin, gözlerin göğü olsun. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Sağ olun kardeşim. Kazasız, belasız. Sağ olun, Allah razı olsun herkesten, Allah razı olsun. Peki. Evet değerli hemşerilerim, buna benzer vakalarda inşallah hemşerilerimizin sesine ses olmaya devam edeceğiz. Ama ne olur beni yanlış anlamayın. Günlük en az 15-20 telefon alıyorum. İşte anamı göreceğim, babamı göreceğim, dedem gelecek, gelin getireceğim filan. Buna benzer kimsesi kalmamış, tutunacak dalı kalmamış sakatlarımız, kimsesizler beni sadece arasın. Sadece onları buraya getirelim. Yani bize bir imkan verilmiş, devletimiz bize... Daha doğrusu Sultan Murat Tümenimize böyle bir imkan vermiş. Evet. Hani sakatlarımızı getirelim diye, kimsesizlerimizi getirelim diye. Buna benzer vakalarda yardımcı olmaya çalışacağız. Onun dışında lütfen anlayışlı olalım, aramayın. Çünkü yoksa bu imkan elimizden giderse buna benzer abilerimiz, buna benzer kardeşlerimiz orada perişan olur. Başka bir videoda, başka bir hemşerimizin sesine ses olma ümidiyle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim hepinize de.